senin gökyüzünde benim yerim yoktu. Kuru dağlarında kanatlarım kırılıp koptu. Bakanlığı, Darül Aceze Başkanlığı. Titiz Araştırma günün manşetini sunar. Günün manşetinden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyolarımızda. Önder İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Genel Başkanı Sayın Halit Bekiroğlu'yla birlikteyiz. Bu akşam İmam Hatipleri konuşacağız, Önder'i konuşacağız. Kendisi bugün Kocaeli'deydi ve bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ve son olarak da Kocaeli TV stüdyolarında önemli konulara değineceğiz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İlter Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim, öncelikle Kocaeli'ye hoş geldiniz, Kocaeli TV'ye hoş geldiniz. Nasıl bir gün geçirdiniz efendim? Bugün oldukça yoğun bir ziyaret trafiği vardı. Neler söyleyeceksiniz? Sabah namazında çıktık İstanbul'dan. Evet. Sabah erkenden görüşmelerimize başladık. Buradaki Kocaeli İmam Hatipler Mezun Derneğimizle bir toplantı yaptık. Akabinde belediye başkanımızı, bazı sivil toplum kuruluşlarını, sayın valimizi ziyaret ettik. Akşam da geniş katılımlı bir istişare toplantı yaptık. Evet. Epeyce bereketli, dolu dolu şu saate kadar dolu dolu bir gün geçirdik. Ben Kocaeli'nin ev sahipliği için, bu bereketli atmosferi içinde size ve bütün Kocaeli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet. Efendim, önemli bir camia, Önder İmam Hatip Camiası, önemli bir camiye. Camia ve Önder 1958 yılında kuruldu. Önemli işlere imza attı Önder. Bu halkın gerçeği, İmam Hatip gerçeği. Ve siz de bu derneğin genel başkanlığını yapıyorsunuz. Önemli bir görev olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Önder'den başlayalım. Önder ülkede neyi hedefliyor, neler yapıyorsunuz? Önder, bahsettiğiniz gibi 1958 yılında kurulmuş bir derneğimiz. İlk İmam Hatip olan İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin ilk mezunlarının kurduğu dernek. Şu anda Cumhurbaşkanımızın da mezun olduğu, evet, hani Fatih'teki İstanbul İmam Hatip mezunlarının kurduğu bir dernek. Ve o günden bugüne İmam Hatip meselesini kendisine mesele edinmiş, müfredatıyla, faaliyetleriyle, öğrencisiyle, öğretmeniyle, müdürleriyle, bütün bir İmam Hatip camiasını kendisine dert edinmiş, mesele edinmiş bir derneğimiz. En zor zamanlarda bile, 28 Şubat gibi, darbeler dönemi gibi, evet, en zor zamanlarda bile İmam Hatip meselesine sahip çıkmış, bu davayı, bu mücadeleyi omuzlamış çok önemli, ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri. Tabii Önder deyince 1958'de kurulan İstanbul İmam Hatip mezunlarının oluşturduğu bir dernekten sadece bahsetmiyoruz. Çok geniş bir yapıdan bahsediyoruz. O günden bugüne yüzlerce İmam Hatip'imiz açıldı. Bugün hamdolsun sayıları 3155 okul oldu. Yani evet, okulların sayısı, ortaokul ve evet,
lise toplamı 3155 oldu. Bütün bu okulların diğer dernekleriyle birlikte çok geniş bir yelpaze oluşturuyor. Ve bir çatı kuruluşu. Evet. Halihazırda Türkiye genelinde 400'ü aşan derneğimiz var. Bütün bu derneklerle birlikte biz faaliyet yürütüyoruz. Biraz konuşmamızın, sohbetimizin diğer bölümlerinde detaylı evet. bahsetme imkanımız belki olur ama şunu unutmadan söyleyeyim. Kocaeli'miz 2 hafta önce bize bu anlamda ev sahipliği yaptı. Çok fazla basına yansımadı çünkü basına kapalı bir toplantı icra ettik ve evet. Sayın Başbakanımız da toplantımıza katıldı. Darıca'da 2 günlük bir program yaptık. Ve Türkiye'deki bütün bu bahsettiğim 400 aşkın mezun derneğimizle birlikte 2 gün boyunca evet. sizin mekanınızda, Kocaeli'de, Darıca'da çok güzel bir çalışma yürüttük. Bu yönüyle de dolayısıyla bizim çalışmalarımıza ev sahipliği yapmış oluyorsunuz, katkıda evet. bulunuyorsunuz. Ayrıca katkıda bulunan diğer bütün Kocaeli'li ilgililere de çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz oradaydı, Büyükşehir Belediye Başkanımız oradaydı. Evet. Kocaeli'deki bu bahsettiğim 400'ü aşkın derneğin içerisinde en güçlü derneklerimizden biri olan Kihmet evet. isimli Kocaeli'deki İmam Hatip Mezunlar Derneğimizin çok ciddi bir katkısı oldu. Kihmet çok faal efendim Kocaeli'de. Hakikaten önemli derneklerden bir tanesi ve Sayın Zafer Sevil de başkanlığını yapmıştı. Şimdi Sabahattin Bey başkanlığını yapıyor. Nasıl görüyorsunuz efendim Kihmet'i? Kihmet'i ben özetle şöyle ifade ediyorum. Diğer bütün mezun derneklerimiz elbette birbirinden evet. önemlidirler. Ama Kihmet Türkiye'deki İmam Hatip çalışmalarında gerçekten en etkili ilk 3-5 kuruluş içerisinde biri. Mezun derneklerimiz açısından söylüyorum. Bu yönüyle bizim için çok kıymetli. Şöyle özetliyorum. Genç ve dinamik bir yapı Kihmet. Evet. Önceki başkanımız Zafer Bey dahil olmak üzere ki şu anda o da biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nde gençlikle ilgili hizmetlere evet. öncülük yapıyor. Halihazırdaki Sebahattin Bey başkanımız, ekibi, yani bu işler sadece bir kişiyle yürümüyor. O bir kişinin arkasında onlarca, bazen yüzlerce kişi var, kadro var, ekip var. Çok genç ve dinamik bir ekibimiz. Herhalde şu iki kelime yeter yani. Evet. Kihmet demek genç ve dinamik bir sivil toplum kuruluşu demek. Evet. Toplumu anlayan, Türkiye'yi anlayan, ülkeyi, dünyayı anlayabilen gençler yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu çok önemli hakikaten. Bu anlamda gençlerin, özellikle İmam Hatipli gençlerin derneğe yaklaşımı nasıl oluyor sizce? Az önceki toplantımızda, istişaremizde ben bir konuya değindim İlter Bey. Eğer temelde siz yaptığınız işe gönlünüzü katarsanız karşılığını buluyor. Gönlünüzü kattığınız zaman karşılığını buluyor. Öğretmen iseniz eğer matematik anlatıyor olabilirsiniz, siyer anlatıyor olabilirsiniz. Konunuz her neyse eğer gönlünüzü katıyorsanız karşılığını buluyor. Bizim çalışmalarımız da böyle. Yani eğer biz yaptığımız bu çalışmalara gönlümüzü katıyorsak bunun müthiş bir bereketi oluyor. Ve bu bereket matematiksel olarak ifade edilemeyecek kadar büyük bir bereket. Yani ortalama bir adım attığınızda onun karşılığı bellidir, ölçülebilirdir. Günlük evet. hayattan bahsediyorum. İş hayatından ya da işte ölçülebilir işlerden. Ama bu hizmet işlerinde, özellikle sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında karşılığını matematiksel olarak hesaplayamıyorsunuz. Aslında bu bizim inancımızda da var. Evet. Hani siz bana bir adım gelirseniz ben size 10 adım gelirim, 100 adım gelirim. Farklı hadisler var. Yani siz bir hamle yapıyorsunuz, hayırlı bir iş yapıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki o iş halka yayılıyor. Ve sizin hiç düşünmediğiniz kadar büyük bir etki bırakıyor. Şuna varmaya çalışıyorum. Öğrencilerimizle o gönül ilişkisini kurduğumuz zaman bunun karşılığını alıyoruz. Ve doğrusu biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani sadece öğrencilerimizle de değil. Biz sivil toplum kuruluşuyuz.
müdürlerimizle, öğretmenlerimizle, velilerimizle bu gönül ilişkisini kurma çabası içerisindeyiz. Sadece belli fiziki imkanlarla, sadece belli planlarla, programlarla bu işler yürümüyor. Evet, bunları yapacağız. Fiziki ortamımız güzel olacak, plan olacak, program olacak, hedef olacak ama en önemlisi bir de gönlümüzü katacağız. Hamdolsun biz, başta Önder olmak üzere, bütün bu derneklerimizle birlikte gönlümüzü katarak samimi, ihlaslı bir şekilde iş yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaptıkça da gençlerimizden karşılığını görüyoruz. Evet. Peki efendim, eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İmam Hatip deyince herhalde herkesin aklına 28 Şubat geliyordur. O kaos ortamı, o İmam Hatip öğrencilerin tahkir edildiği, toplumsal baskıyı omuzlarında hissettiği bir dönemdi. Nasıl tanımlıyorsunuz efendim? Bu süreçten başlayalım. İsterseniz daha sonra eğitim sistemine geçelim. Evet, ikisini ayıralım. Eğitim sistemini bir sonraki bölümde konuşmuş olalım. Şimdi biraz daha ben geçmişe gideyim. Evet. Osmanlı'nın gerilemesiyle ve yıkılmaya yüz tutmasıyla birlikte ülkemizde daha çok şekilsel bazı değişiklikler yapıldı ve batıcılık adı altında sanki dinden tamamen uzaklaşılması gerekirmiş gibi bir algıyla maalesef Cumhuriyet döneminde önemli yanlışlıklar yapıldı. Din eğitimi yasaklandı. Bu da toplumda ciddi bir travmaya aslında sebep oldu ve gün geldi, özellikle 1950'lere kadar ki o dönemlerde gün geldi, cenazesini kaldıracak imam bulamadı insanlarımız. Camide namaz kıldıracak imam bulamadılar. Derken İmam Hatipler 50'den itibaren açılmaya başlandı. Ama İmam Hatiplerle ilgili endişe ve korku hep maalesef devam etti. Aslında bu gerçekten, hani şimdi mantıklı olarak şunu sorabiliriz. Ya niye İmam Hatiplerden korkuldu o dönemlerde? Bir gerekçesi olmalı. Gerçekten mantıklı bir gerekçesi yok. Biz Osmanlı o geniş yelpaze dağıldıktan sonra tabiri caizse marjinalleştik. Daraldık. Zihin olarak da daraldık. Hatırlayın, yani belki sizin dönemlerinizde de öğrencilik dönemlerinizde de yaşamışsınız o psikolojisi. Doğrusu ben yaşıyordum yani kitaplarda çünkü bu eğitim vardı. Her an çevremizdeki bütün komşular bize hücum edecekmiş gibi. Bütün komşular düşman. Yunan düşman, Rusya oradan düşman, İran düşman, güneyden Araplar gelecek. Herkes düşman. Evet. Yani o kadar zihnimiz daralmıştı ki, devlet olarak da zihinler daralır. Devletler de marjinalleşir. Zihin o kadar daralmıştı ki biz din eğitimini tehlikeli görmeye başlamıştık. Çok şükür bunlar zaman içerisinde aşıldı. Zaman zaman o marjinal yaklaşımlar devreye girdi. İşte 28 Şubat süreci o marjinal aklın, o küçük aklın, hani büyük akıl gibi görünse de zihniyet anlamında dar bir aklın bir müdahalesiydi. Ama o dönemde başta Önder olmak üzere çok ciddi bir gayret gösterildi. Sultanahmet'te 1 milyon kişi toplandı. Evet. Okullarımıza dokunmayın dendi. Eyüp'te, diğer okullarda, Kocaeli'de, bütün Anadolu'da insanlar İmam Hatiplere yapılan haksızlığa tepki gösterdiler. İşte o dönemde bizim mezun derneklerimiz, okul aile birliklerimiz ciddi bir çalışma ortaya koydular ve hamdolsun o günden bugüne, bu da Allah'ın bir lütfudur, o günden bugüne önemli bir mesafe kat edildi ve özellikle 2012'de 4+4+4 sistemiyle birlikte katsayı probleminin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte İmam Hatiplerin önü açıldı ve bugün İmam Hatipler gasp edilmiş bir haklarının, 15 yıl boyunca gasp edilmiş haklarının iadesini aldılar. Yani bunu böyle çok ayrıcalıklı bir durum olarak da görmemek lazım. Evet. Bu gasp edilmiş bir haktı. Bu gasp edilmiş hak iade edildi. Ve bugün İmam Hatiplerin tekrar önü açıldı ve İmam Hatipler yoluna devam ediyor. Evet, hakikaten yani 28 Şubat süreci aslında o kadar geniş anlamlar barındıran bir süreç ki o dönemlerde öyle bir algı oluşturuldu ki toplumsal bir baskı hissetti öğrenciler. Bizler de o şekilde yani 28 Şubat sürecinde ortaokul sıralarındaydık. O yaşlarda toplumsal baskıyı omuzlarında hissediyor insan. Evet. Hakikaten zor bir süreçti. O dönemde medya tabii ki İmam Hatiplerin üzerine geliyor. İşte irtica geliyor. İşte bu şekilde bir algı operasyonları yapılmaya çalışılıyor.
Nihayetinde o dönemde tabii ki tepki gösterdi İmam Hatipler buna, bu duruma, ama şunu da yapmadılar yani. Önce devlet, hani biz Türkiye'yiz dediler. Memleketi sahiplenen bir anlayışla hayatta var olma mücadelesi verdikleri için bu da güzeldi. Şimdi hak arama mücadelesini de İmam Hatipler doğru yaptı o dönemde. Bu çok önemli. Müsaadenizle bunu kısaca anlatmam lazım. Yani bizzat o başörtüsü eylemleri içerisinde olan İmam Hatiplerle ilgili Sultanahmet'te, Eyüp'te bizzat eylemlerin içerisinde olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani bütün o zorluklara rağmen, o baskılara rağmen bir kişinin burnu kanamamıştır. Bu çok çok önemli bir şeydir. Bir binaya, bir yere zarar verilmemiştir. Ya bu İmam Hatip kimliğiyle ilgili, İmam Hatip ahlakıyla ilgili bir reflekstir. Yani bu özümsenmiş bir reflekstir ve çok kıymetlidir. Yani çok büyük bir haksızlığa uğruyorsunuz. Düşünün, sayınız bir anda 60 bine düşüyor. Yani bugün 1 milyonu aştı, evet. Hamdolsun. Sayınız bir anda 60 bine düşüyor. Okullarınız kapatılıyor. Ve hani büyük okulların bir kısmı da bizzat devletin yaptığı okullar değil. Yani vatandaşın, evet. Gariban vatandaşın yüzüğünü, bileziğini satarak yaptırdığı okullar. Ve gasp ediliyor. Evet. Ama siz bir cam bile kırmıyorsunuz. İşte bu İmam Hatip kültürüyle ilgili bir şey. Bu aslında daha temelde, evet, Müslümanlıkla ilgili, o din eğitimini almış olmanın verdiği terbiyeyle ve ahlakla ilgili bir şey. Bir taraftan bu haksızlığa karşı sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Evet. Çünkü bunu emrediyor o eğitim size, o kültür size bunu emrediyor. Asla yılmayacaksınız, ama bir taraftan da asla meşru çerçevenin dışına çıkmayacaksınız. Yani bu aslında gerçekten şimdi siz sorunca bir kez daha düşündüm. Mutlaka. Çok müthiş ve, evet, takdir edilesi bir şey. Evet, efendim siz İmam Hatip'li olmayı nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi öğrencilerle mutlaka bir araya geliyorsunuzdur. Onları anlatırken hangi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Bir İmam Hatip'li nasıl olması gerektiği noktasındaki düşünceleriniz nelerdir efendim? Şimdi burada böyle birkaç madde hemen zikredebilirim. Evet. Sıralamasına çok takılmadan, evet, çünkü not aldığım bir husus değil, ama en temelde birincisi İmam Hatip'linin manevi anlamda donanımlı olması önemli. Okulda Kur'an'la, hadisle, siyerle ilgili, fıkıhla ilgili eğitimlerini alıyor. Ama bunu bilinç düzeyinde manevi olarak donanımdan bahsediyorum. Yani İmam Hatipli'nin hassas olması gerekir. Az önce bahsettiğimiz o, hani eylem yaparken bile ahlaklı olmak. Evet. Bu maneviyatla ilgili bir şey. Birincisi İmam Hatipli'nin manevi olarak, İmam Hatipli bir gencimizin manevi olarak donanımlı olması lazım. Evet. İkincisi, İmam Hatipli gencin mutlaka başarılı olması lazım. Yani bu başarıda akademik başarıyı önemsiyoruz elbette. Gayret etmesi lazım, uğraşması lazım. Gücünün yettiği kadar. Yani burada, evet, şöyle bir hataya düşmemek lazım. Her çocuktan bütün derslerinin 100 olmasını beklememek lazım. Kiminin 100 olur, kimisi Türkiye birincisi olur. Nitekim geçmişte oldu. Evet. Ama kimi 90 olur, kimi 60 olur. Ama sürekli İmam Hatipli bir genç, bir tabiri caizse bir level daha atlama çabası içerisinde olmalı. Bir derece daha atlama çabası içerisinde olmalı. Üçüncü bir husus, yani ikincisini akademik, evet, anlamda bir gayret içerisinde olmak olarak ifade ediyorum. Üçüncüsü, ben bütün İmam Hatipleri gezdiğimizde, Anadolu'yu sürekli geziyoruz, hep söylüyorum. Yani başarınız her ne olursa olsun mutlaka kitap okumanız lazım diyorum. Yani İmam Hatipli bir gencin hangi kitabı seviyorsa kitap okuma alışkanlığı edinmesi lazım. Bir kısa anekdot da anlatayım müsaadenizle. Ben bir 5 yıl kadar yurt dışında kaldım, ticaretle uğraştım. Bu ortaokul sıralarındayken bizim sınıfta duvarda kitap en iyi dosttur yazardı. Bana çok mantıklı gelmezdi. Yani nasıl kitap en iyi dost olacak? Hani onu somutlaştıramazdım. Hamdolsun hani iyi de kitap okuyan biriyim. İşte iki tane, evet, kitabım var. Şiir yazıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Yazmaya çalışıyoruz. Evet. Şairlik iddiasında değiliz, evet, ama. Yani 5 yıl yurt dışında kaldığımda kitabın iyi bir dost olduğunu böyle yaşaya yaşaya, özümseye özümseye inandım. Gerçekten kitap iyi bir dost. Evet. Dolayısıyla biz gençlerimize mutlaka kitap okumalarını öneriyoruz.
Dördüncü husus, gençlerimizin mutlaka bir sanatla uğraşmalarını istiyoruz. Bir sanat dalı, neye ilgileri varsa. Kitapta da öyle. Yani şiir mi seviyor, öykü mü seviyor, roman mı seviyor fark etmez. Yani yeter ki okusun. Sanatta da öyle. Yüzlerce sanat dalı var. Bir sanatla meşgul olsun gençlerimiz. Ve beşinci olarak da, son olarak da, yani tabii sıralamayı uzatabiliriz ama biz ana hususlar olarak bunları önemsiyoruz. Beşinci olarak da biz gençlerimizin mutlaka bir sporla uğraşmalarını istiyoruz. Yani bir Müslüman genç, bir İmam Hatipli genç tembel olamaz. Evet. Mutlaka hareketli olmalı, aktif olmalı, bir sporla uğraşmalı. Hiçbir şey yapamıyorsa günlük düzenli yürümeli, hareketli olmalı. Yani obez olmak, ne bileyim yani tembellik, sağlığın dışında da yani anlayış da anlayış olarak da bize yakışmaz. Yani bizim daha dinamik, daha hareketli olmamız gerekir. Biz İmam Hatipli gençlerimize özellikle bu konularda tavsiyelerde bulunuyoruz. Bunları önemsiyoruz. Evet. Efendim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2014 yılındaydı yanılmıyorsam İmam Hatip okullarının kuruluşunun 100. yıl dönümünde İmam Hatipli olmanın ne anlama geldiğini bir örnekle anlatmıştı. Dilerseniz arkadaşlarımız o görüntüyü hazırladılar. Ekranlara getirelim ve İmam Hatipli olan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o yılda yani başbakan olduğu dönemde katılmış olduğu bir toplantıda yapmış olduğu açıklamayı az sonra ekranlara getireceğiz. Dilerseniz buradan devam edelim. Hazırlıyor arkadaşlar o görüntüyü. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Bir İmam Hatipli Cumhurbaşkanı, başbakan ve Kocaeli'desiniz ve Kocaeli'den bir bakan var. İmam Hatipli bir bakan. Ne düşündürüyor efendim bu size? Fikri Bey'den bahsediyoruz herhalde. Evet. Geçen bahsettiğim programda Fikri Bey de vardı. Sağ olsun programımıza geldi, katıldı. Bir konuşma da yaptı. Oradaki dernek başkanlarımıza. Evet. Darıca'daki programımıza katıldı. Orada Fikri Bey'in söylediği çok önemli bir şey vardı. Doğrusu ben onu birçok yerde de kullanıyorum o ifadeyi. Evet. O anekdotu anlatıyorum. Ki hani Bilim ve Teknoloji Bakanı ama şunu söyledi. Az önce benim gönül dediğim hususla belki paralel bir konu. Evet. Bizim dedi her halükarda gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize dertli olmayı öğretmemiz lazım. Benim çok hoşuma gitti. Birçok yerde de söyledim bunu, aktardım. Fikri Bey bunu ifade etti. Bence çok anlamlı. Yani çocuğumuza dertli olmayı öğretebilirsek, dertli olmak ideal sahibi olmaktır. Evet. Bir şey, bir meseleyi kendine mesele edinmek, dert edinmektir yani. Ya ben işte çok iyi bir matematikçi olacağım demek bir dert sahibi olmaktır. Ben çok iyi bir akademisyen olacağım, çok iyi bir doktor olacağım, çok iyi bir siyasetçi olacağım, çok iyi bir alim olacağım, evet. Çok iyi bir sosyal yönden aktif olan insan, hayırsever insan olacağım, yani iyi bir imam olacağım. Bunlar dert sahibi olmakla ilgili bir şey. Dolayısıyla bir defa bizim yöneticilerimizin imam hatipler konusundaki bu duyarlılığını gerçekten takdir etmemiz lazım. Evet. Özellikle Cumhurbaşkanımızın imam hatipler konusunda bir duyarlılığı var. Başbakanımızın herkese bu katıldığı evet. toplantıda 1,5 saate yakın, o akademisyen kimliğiyle de bize 1,5 saate yakın imam hatipleri, din eğitimini, bütün o tarihi serencamıyla birlikte bize anlattı. Evet. Buradan ben şu anlamı çıkartıyorum. Yani bunlar imam hatipçilik yapmıyorlar. Yani devlet büyüklerimizin derdi imam hatipçilik yapmak değil. Evet. Şunu biliyorlar. Biz de buna inanıyoruz. Ben de inanıyorum. Yani imam hatipler, din eğitimi bu toplumun bir ihtiyacı, temel bir ihtiyacı gibi ihtiyaç. Ekmek su gibi ihtiyaç. Yani siz bir toplumun geleneğini, tarihini, 1000 yılı aşkın geleneğini, tarihini yok saydığınız zaman geriye bir şey kalmıyor. Aslında din eğitimiyle toplumun geleneği, tarihi arasında yakından bir ilişki var. Yani bugün bizim evet. geleneklerimiz, dilimiz, kültürümüz dinimizden bağımsız değil. Buradan şuraya varıyorum. Mesele sadece İmam Hatip ve İmam Hatip okulları değil. Bu ülkede yaşayan her bir çocuğumuzun asgari din eğitimini
alması gerekir. İmam olmak zorunda değil. Hatta velev ki inanç problemi bile varsa farklı da düşünüyor olabilir. Farklı evet. Mezhep, meşrep hiç önemli değil. Ama bu ülkede yaşıyorsa din eğitiminden haberdar olması lazım. Asgari olarak o İslam bilgisinden, İslam dininden haberdar olması lazım. Bu yönüyle baktığımızda yöneticilerimizin de bu meseleyi kavramış olmanın ötesinde sahip çıkmış olmaları bizim evet. için gerçekten çok kıymetli. Bir bilgi daha vereyim, önemli. Buyurun efendim. Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Önder Derneğimizin üyesidir. Bunu da ifade etmiş evet. oldum. Şimdi efendim Önder'in İmam Hatip Okulları'nın 100. kuruluş yıl dönümünde 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde yapmış olduğu bir açıklama vardı, bir konuşma vardı daha doğrusu. İmam Hatip'le olmayı bir örnekle anlattı Sayın Erdoğan. Hep birlikte izliyoruz. Vakit tamam, o geliyor. İmam Hatip'in gururu geliyor. İmam Hatip'li Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Sevgili muhterem hocamız Bekir Topaloğlu'nun hatırasında bir hatıra var ki anlamlı. Onu burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 1955 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu Vefa'da ahşap bir binada hizmet veriyordu. Biz tabii orada okumadık ama ben orada İmam Hatip'e hazırlık kursuna gittim. Bir gün matematik öğretmeni Rasim Hoca öğrencileri topluyor. Diyor ki öğrencilere, çocuklar, öğretmenler kurulu olarak toplandık ve sizleri tebrik etmeye karar verdik. Gençler, şu okul bahçesinin dışından bahçeye sarkan meyve ağaçlarına günlerdir el sürmediniz. Bir tanesini bile koparmadınız. Yaklaşık 400 öğrenciden biriniz bile her gün altında oynadığınız halde o ağaçtaki elmalara dokunmadınız. Evet, sizi bunun için tebrik ediyoruz diyor. İmam Hatip öğrencisi işte budur. İmam Hatip nesli işte budur. Ben İmam Hatip Okulu'nun bir öğrencisi, bir mezunu olmaktan her zaman gurur duydum. Bu gururu, bu şerefi inşallah son nefesime kadar onurla taşıyacağım. 4 çocuğum da elhamdülillah İmam Hatip'te okudular, oradan mezun oldular. İkisi Kartal, ikisi Kadıköy olmak üzere. Ben onlardan razıyım. Rabbim de razı olsun inşallah. İşte Asım'ın nesli bu. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, birlik ve dirliğimizi daim kılsın diyorum. Geride kalan 100 yılın isimsiz kahramanlarını tekrar hayırla yad ediyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Evet sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2014 yılında bu konuşmayı yaptı. İmam Hatip Okulları'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünde böyle bir açıklaması oldu. Sayın Başkanım neler söylersiniz? Bir kısa değerlendirme. İlter Bey söyleyecek çok bir şey bırakmadı evet. Sayın Cumhurbaşkanımız bize. Hani gerçekten bir İmam Hatipli olarak ben de aynı duyguları yaşadım, evet. yaşıyorum. Yani gurur duyulacak bir kimlik, İmam Hatip kimliği. Hani yer yer biz bunu Allah'ın bir lütfu olarak da değerlendiriyoruz. Bu bir ayrımcılık değil. Yani bu evet.
Allah'ın bir lütfu, bir bereketi. Çünkü o İmam Hatip kimliğinin insana verdiği apayrı bir kültür var. Az önce de anlattığım kültürü aslında Sayın Cumhurbaşkanımız da o Bekir Topaloğlu hocamız örneğinde güzel anlattı. Çok enteresan bir tevafuk oldu. Şimdi bu videoyu ben uzun bir süredir izlememiştim. Herhalde arşivden çıkarttınız. Teşekkür ederim. Biz pazartesi günü Bekir Topaloğlu hocamızı ziyarete gidiyoruz. Güzel bir tevafuk hocam olmuş da, hakikaten. Evet. Bekir Topaloğlu hocam da epeyce rahatsız. Buradan kendisine dua edelim. Dinleyicilerimiz, seyircilerimiz de bu vesileyle dua etsinler. Çok emeği geçmiş hocalarımızdan biri. Yani düşünün işte, yani bir çocuksunuz ve elmaya bile uzanmıyorsunuz. Yani bu bir kültür. İmam Hatip kültürü dediğimiz böyle bir şey herhalde. Evet. Peki efendim, kısa bir reklam arasına gidelim. İmam Hatip'i konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, kısa reklam arası, reklamların ardından buradayız. İTİZ Araştırma'nın sunduğu günün manşeti devam edecek. Gereksiz kumanda ve kablolarla vedalaşma vaktiniz geldi. Bir tek kartla D-Smart dünyası televizyonunuzda. Üstelik kablo ve kumanda kalabalığına elveda. Karşınızda D-Smart Defix. D-Smart, her televizyona şart. Ne düşünüyoruz, ne yiyoruz, içiyoruz, seviyoruz, ne okuyoruz, nereye gidiyoruz? Bütün bu soruların cevaplarını sizin için araştırıp yatırımlarınıza yön vermenize yardımcı oluyoruz. Doğru, dürüst, ilkeli, kaliteli, hızlı ve gerçeğe en yakın tarafsız anketler, sonuçlar. Titiz Araştırma, sizde firmanızın, ürünlerinizin pazar payı araştırmalarını veya seçim anketlerinizi Titiz Araştırma'ya yaptırın, işinizi şansa bırakmayın. Eğitim, yatırım, sosyal medya, reklam ve proje danışmanlığına kadar geniş bir alanda uzman kadromuzla sizlere hizmet veriyoruz. Yerel yönetimlere yönelik halk beklenti ve hizmet kalitesi çalışmaları yaparak özel projeler hazırlıyoruz. Titiz Araştırma 0262 754 5404 0532 277 79 00www.titizaraştirma.com. Titiz Araştırma bir adı güzel kuruluşudur. Titiz Araştırma.
Araştırma'nın sunduğu günün manşeti devam ediyor. Sevgili seyirciler, günün manşeti tüm hızıyla devam ediyor. Önder İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Genel Başkanı Sayın Halit Bekiroğlu'yla birlikteyiz. İmam Hatip'i ve Önder'i konuşmaya devam ediyoruz. Reklam öncesinde eğitim sistemiyle ilgili bir sorum olmuştu kendisine. Buradan devam edelim isterseniz. Başkanım, eğitim sistemi nasıl görüyorsunuz? 28 Şubat sürecinden sonra olumlu bir tablo ortaya çıktı açıkçası. Şu andaki tablodan yola çıkarak neler söylersiniz? Öncelikle bir boyut şu. Türkiye'de özellikle milli eğitimin o son politikalarla birlikte din eğitiminin önünün açılmış olması önemli bir başarı. Bunun dışında eğitimin muhtevasıyla, içeriğiyle ilgili önemli adımlar atıldı. Ben hani olumlu adımlardan çok olumsuz tarafını konuşmak istiyorum. Yani olumlu tarafını kendileriyle bizzat görüştüğümüzde de takdir ediyoruz. Sayın Bakanımız, Müsteşarımız yani çok kıymetli insanlar. Evet. Geçmişte de kendilerinden çok istifade ettiğimiz insanlar. Ama geçen bu Darıca'da yaptığımız toplantıda konuşmamda bunu yine hani açık yüreklilikle paylaştığım için ifade ediyorum. Türkiye'deki eğitim sistemimizde hala kat etmemiz gereken mesafe var. Bunlar da inşallah olacak. Belki bu 1 Kasım sonrasında daha istikrarlı bir dönemin, daha rahat bir dönemin olmuş olması da umarım ki buna bir vesile olur. Kabine şekillenecek. İnşallah çok daha verimli, uyumlu bir çalışma ortaya konur da biz bir an önce eğitim sistemimizdeki eksiklikleri de gidermiş oluruz. Temelde çok şey sıralanabilir ama ben temelde iki eksikliği orada Sayın Başbakanımıza ve ilgililere de sözlü olarak da ifade etmiştim. Birincisi şu test merkezli sınav sisteminden acil olarak kurtulmamız gerekiyor. Buna bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Bunun tabii şimdi çok detayına giremeyeceğiz ama önemli bir sorun çünkü gençlerimizi üretkenlikten uzaklaştırıyor. İkinci önemli bir husus, başta kısmen değindik. Akademik başarı çok önemli ama akademik başarıyı bir tabu haline getirmememiz lazım. Mevcut eğitim sistemimizde akademik başarı çok çok önemsenir durumda. Bu da akademik olarak başarılı olmayan, vasat olan öğrencilerimizi ihmal etmeyi doğuruyor. Çünkü başarının, tırnak içinde başarının tek izahı var eğitim sistemimizde, anlayışımızda. Yani burada bütün sorumluluğu devlete, Eğitim Bakanlığı'na yıkmayı da doğru bulmuyorum. Aynı problem bizde de var. Yani biz de veli olarak varsa yoksa çocuğumuzun puanını önemsiyoruz. Anlatabildim ama mi? Yani sistem bunu gerektiriyor. Sistem de bunu gerektiriyor ama biz de sistemden çok rahatsız değiliz ve o yarışa girmiş durumdayız. Evet. Yani hani at yarışı benzetmesi yapılır ya. İşte çocuklarımızı at yarışı gibi kullanmayalım. Evet, katılıyorum. Bu zaten sistem eleştirisi yapıyoruz. Bu sistemden kaynaklanıyor. Ama biz de bunu aşmalıyız. Sivil toplum kuruluşları olarak, veliler olarak. Yani bu konuda söz söylemeliyiz ve çocuklarımızı en azından uygulamalarımızla çocuğumuzun başarısını ya da başarısızlığını akademik başarı üzerinden değil, puan üzerinden değil de çocuğumuzun yetenekleri ve kabiliyetleri üzerinden ortaya koymalıyız. Bence burada çok ciddi bir problem var. Yani İmam Hatip'leri örnek verecek olursak faraza 1 milyon öğrenci var. Bu 1 milyon öğrencinin çok zorlasanız 500 bini akademik olarak çok iyi başarı elde eder. Kalan 500 öğrenciyi ne yapacağız? Yani atacak mıyız? Ya da onlar başarısız mı? Hayır, onlar başarısız değil. Şunu iddia ediyorum. Kendi hayatımda da bunu yaşadım. Öğrencilik hayatımda da bunu sivil toplum faaliyetlerimizde de yaşadım. Başta söylediğim o gönlümüzü kattığımızda biz her bir çocuğumuza bir başarı lezzetini, keyfini yaşatabiliriz. Kimine sosyal sorumlulukta başarı duygusunu yaşatırız. Evet. Kimine sporda başarı duygusunu, kimine kitap okumada, kompozisyon yazmada, şiirde, sınıf başkanlığında, başkan yardımcılığında, okulun herhangi bir problemini çözme çabasında bir başarı yaşatabiliriz. Yani
tek başarı kriterimizin puan olması ciddi bir handikap ve bunu hızlı bir şekilde hem devlet mekanizması olarak hem de veliler olarak aşmamız gerekiyor. Evet. Efendim şimdi 4+4+4 eğitim sistemi gündeme geldiği dönemde eleştiriliyordu. Böyle bir sistemin kabul görmesi, işte bazıları tabii ideolojik olarak bakıyor ama nihayetinde bu sistem şu anda nerede efendim? Yani bu sistem ne kattı öğrencilere sizce? İmam Hatip özelinden de gidebiliriz. Genel manada eğitim sistemiyle alakalı bir durum olduğu için genel olarak da nasıl bir değerlendirmede bulunmak istersiniz? Bir defa tabii hani Türkiye'de maalesef o bahsettiğim dönem dönem marjinalleşme sorunu, yani devletin bile marjinalleşme meseleye dar, yani devleti de bir insan organizması gibi düşünelim, meseleye dar bakışının getirdiği sorunlar var ve biz şu anda onun faturasını ödüyoruz. Dolayısıyla eğitim sisteminin bir defa sık değişiyor olması elbette ciddi bir problem. Ama 4+4+4'ün bence bizim hani kendi istişarelerimiz sonucunda vardığımız nokta şu, bunun kendisinde bir sorun yok. Bunu içini doldurmakla ilgili eksikliklerimiz var. Bizim sivil toplum kuruluşları olarak diğer bu alanda katkıda bulunabilecek kurumlar, kişiler olarak bunun içini doldurma çabası içerisinde olmamız lazım. 4+4+4 bir defa geçmişte İmam Hatiplerle ilgili olan haksızlığı ciddi anlamda engellemiş oldu. Çocuklarımızın eğitim evrelerini tasnif etme anlamında aslında çok güzel bir kademelendirmeye vesile oldu. Bu anlamda ben 4+4+4'ün gayet uygun bir sistem olduğunu, hatta TEOG sınavının da mikro ölçekte eleştiriler yapabiliriz ama makro planda baktığınız zaman çok uygun bir sistem olduğunu, daha adil bir sistem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizim temelde problemimiz bu sistemden çok sistemlerin hızlı değişmesiyle ilgili. Evet. En azından bundan sonra bunu daha istikrarlı bir şekilde sürdürmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Tabii meslek liselerinin önü kapatıldığı zaman bundan sanayici de muzdarip oldu. Şimdi birçok sanayici bu anlamda kalifiye eleman bulmak noktasında da zorlanıyor. O dönemde tabii ki amaç İmam Hatiplerin önünü kapatmaktı. Bu kapanış Türkiye'nin önünü kapatmak anlamına geldi bir anda. Böyle bir gerçeklikle de Türkiye karşılaşmış oldu. En azından bu 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte bu adaletsiz durumda ortadan kalkmış oldu diyebiliriz herhalde. Evet, bu adaletsizlik ortadan kalktı ve İmam Hatiplerin önünün açılmasıyla beraber meslek liselerinin de önü açılmış oldu. Ama hızlıca hem İmam Hatiplerle ilgili hem meslek liselerle ilgili içini tam anlamıyla doldurmak, daha verimli kılmakla ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor. Evet. Meslek liselerimizle ilgili de o anlamda ciddi ihtiyaçlar, eksiklikler hala söz konusu. Dediğiniz gibi hani Kocaeli'de bir sanayi bölgesi olması hasebiyle önemli. Mutlaka bunu böyle yakinen yaşadığınız örnekler de vardır. Yani bizim gençlerimizin ta o yaşlarda o yetenekleri doğrultusunda meslek sahibi olmaya başlamaları, bu işin eğitimini almaya başlamaları çok çok önemli. Ki Türkiye'nin bundan sonra daha üretken, daha verimli bir ülke olması gerekiyor. Yani gayri safi milli hasılanın artması biraz buna da bağlı. Bu sadece üst politikalarla olabilecek bir şey değil. Yani aşağıda öğrencimizin yetişmesi lazım, meslek sahibi olması lazım. İmam Hatip'te yetişen çocuğumuzun daha nitelikli yetişmesi lazım. Dolayısıyla bu bütün o eğitim politikalarıyla yakından ilgili bir meseledir diye düşünüyorum. Efendim üniversiteye giriş sınavında İmam Hatiplerin başarısı ne düzeyde? Yani bir tabii rakamsal belki bir açıklama yapmak çok kolay değildir ama genel manada gördüğünüz zaman İmam Hatiplerin başarısını nasıl görüyorsunuz? İmam Hatipler 28 Şubat'tan önce de çok başarılıydılar. 28 Şubat'tan sonra da çok başarılı oldular. Bütün o engellemelere rağmen, katsayı engeline rağmen İmam Hatipler başarılı oldular. Yani ben size bir örnek vereyim. İki örnek vereyim hatta. Birincisi o dönemde önder olarak biz Yıldızlar Sönmesin diye bir kampanya başlattık.
çok başarılı olup katsayı engelinden dolayı üniversiteye giremeyen ya da hak ettiği üniversiteye giremeyen çok başarılı öğrencileri Viyana'da bir proje yürüttük. Wonder diye bir müessese kurduk ve öğrencilerimizi orada okuttuk. Onlar mezun oldular ve bugün döndüler ülkelerine faydalı birer imam hatipli olarak, birer vatandaş olarak hizmet ediyorlar. Çok başarılı, zeki gençlerimizdi bunlar. Öyle ya da böyle o engeli aştık. Bir ölçüde aştık. Diğer örnekler de var. Yani çok örnek verilebilir ama bizim halihazırda yönetimimizde olan Buğra isminde bir kardeşimiz var. Bütün o engellemelere rağmen, ki Türkiye'de derece yapmasına rağmen iyi bir üniversiteye giremedi. Gitti Londra'da okudu, döndü, geldi burada hukuk okudu ve bugün avukatlık yapıyor. Ve belki de önümüzdeki günlerde Allah nasip eder kendi bürosunu açar. İnşallah. Yani gayret ettiğinizde aslında hiçbir engel kabul etmiyorsunuz, engelleri aşıyorsunuz. Günümüze gelince de bütün bu kesintiye rağmen İmam Hatiplerin önü açıldığından bu yana İmam Hatipler'de çok hızlı bir mesafe kat edilmeye başlandı. Hamdolsun her geçen gün akademik başarıları artıyor. Evet. Tabii ki o kayıp süreci bir anda telafi edemiyorsunuz. Ama bugün İmam Hatipler fiziki ortamlarıyla, İmam Hatipler'de uyguladığımız projelerle, uyguladığımız faaliyetlerle, kurslarla, takviyelerle Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemlerde en çok ismini duyacağımız okullar olacak. İşte daha dün mesela, hani sadece üniversiteye giriş olarak da değerlendirmeyelim. Evet. Daha dün bir gencimiz haberlere yansıdı. USB ile çalışan araba icat etti. Evet. Yani medyaya yansıdı. Evet. 10 Kasım'da bir yine öğrencimiz, Zeytinburnu'ndan bir öğrencimiz İstanbul'da şiir okumada birinci oldu. Yani bunu hani onlarca, yüzlerce örnek verebiliriz. Ve biz üniversitede de bu başarıyı bundan sonra duymaya başlayacağız. Evet. Aileler de daha fazla tabii eğilim göstermeye başladı. Hani 28 Şubat sürecindeki o ortamın dağılmasının ardından vatandaşların çoğu da İmam Hatip'e göndermeye başladılar çocuklarını. Özellikle son yıllarda da bu anlamda bir artış olduğunu söyleyebiliriz herhalde, değil mi başkanım? Bence bunun çok çok önemli iki sebebi var. Birincisi aileler İmam Hatip'lerin önündeki o engelin aşıldığını gördükleri için gönderdiler. Çünkü ciddi bir haksızlık vardı. Yani puanınız kesiliyor. Dolayısıyla burada bazı velilerimiz böyle bir tercihte bulundular. Ama ben buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. En zor zamanda bile çocuklarını İmam Hatipler'den almayan velilerimiz oldu. Evet. İkinci hususa geleceğim ki bu direkt bununla ilgili. Aslında bu okuldan çocuklarını almayan veliler bir şeyi bence fark ediyorlardı. Ve biliyorlardı ki sadece mesele puan almak değil, iyi okulda okumak değil. Bütün engellemelere rağmen çocuğun bir kimlikle yetişmesi. Evet. Dolayısıyla bence daha önemlisi şu, yani İmam Hatip'e giden çocukların ahlaki açıdan, manevi açıdan kendilerini muhafaza edeceklerini gördü aileler. Bu kesintili 15 yılda gençliğimizle ilgili çok büyük olumsuzluklar yaşadık. İmam Hatipler gençlerimizin bu yönüyle muhafaza edilmesi açısından büyük bir imkandı. Ama bunu velilerimiz yeniden görmeye başladılar. Yani İmam Hatiplerin gençlere neler kazandırdığını, manevi açıdan, ahlak açısından, kimlik açısından neler kazandığını da bence velilerimiz görmüş oldular, yaşamış oldular. Şu anda hani o anlamda gençliğimizle ilgili önemli sıkıntılarımız var. Evet. İnşallah İmam Hatipler'in etkisiyle, katkısıyla, diğer okullarımızdaki din eğitiminin de katkısıyla, evet, şu anda biliyorsunuz diğer okullarda da artık din eğitimi tamamen serbest bir şekilde okutulabiliyor, tercih edilebiliyor. İnşallah bu iyice yerleştikçe bizim bütün gençlerimiz, sadece İmam Hatip değil, bütün gençlerimiz asgari o din eğitimini almış olarak bundan sonraki hayatlarına devam edecekler. Ama İmam Hatipler'de elbette artı, daha derinlikli, daha köklü bir din eğitimi, ahlak eğitimi verildiği için bu aynı zamanda çocuklarımızın muhafazası için önemli bir, evet, vesile.
Tabii Kur'an kurslarının açılmış olması da yani bu ülkede işte 10-15 yıl öncesinde Kur'an kursları kapatılıyordu. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyaydık. Evet. Hani şu anda işte algılar yapılıyor. Kur'an kurslarının açık olmasından rahatsız olan bazı çevreler sistemi ele geçirip işte toplumun gerçeklerinden uzaklaştırmaya çalışıldı bazı süreçlerde ama şükürler olsun ki artık su yatağını buldu diyelim. Öyle tanımlamak daha doğru olacak. Burada bir şeyi ifade etmem lazım. İyi hatırlattınız. İmam Hatip modeli şu açıdan çok kıymetli. Geçen Diyanet İşleri Başkanımızı ziyaret ettiğimizde de kendisiyle istişare etmiştik, paylaşmıştım. Evet. O da aynen onaylamıştı. İmam Hatipler mevcut en mutedil, en makul model. Bu ne demek? Bu şu. Yani ülkemizin ve İslam dünyasının standartlarına en uygun, ortalamasına en uygun bir model. Şimdi bakın İslam dünyasında büyük aşırılıklar var. Bunları da göz önünde bulundurduğunuzda İmam Hatip'in bu yaklaşımı, bu orta yollu yaklaşımı aslında bütün o bahsettiğiniz Kur'an kurslarıyla ilgili, din eğitimiyle ilgili endişeleri ortadan kaldıracak bir yaklaşım. Ama bunu artık anlamamız lazım ve kabullenmemiz lazım. Öbür türlü gerçekten kendi kültüründen, medeniyetinden, tarihinden kopuk bir nesil yetişiyor ki bunun ne ülkeye ne millete hiçbir faydası yok ve maddi olarak da bir faydası yok. Yani. Evet. Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. İslam coğrafyasında yaşanan olayları da size sormak istiyorum. Nasıl görüyorsunuz efendim? İslam coğrafyasında bir türlü akan kanın önüne geçilmedi. Bir örneğin Filistin davası var. Yani bir türlü sonuçlandırılamayan, orada verilen bir mücadele var. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim bu gerçekleri? Bir defa bunu biraz da tarih mezunu olmamız hasebiyle tarihi bir okuma yaparak cevaplandırayım. Son 2-3 yüzyılda İslam dünyası büyük bir travma yaşadı. Yani Osmanlı'nın da çökmeye gerilemeye başlamasıyla birlikte büyük bir sıkıntı yaşandı. Özellikle hilafetin kaldırılmasıyla beraber büyük bir travma yaşandı. Ama son 50 yılda, 70 yılda, yer yer son 30 yılda bütün bir İslam dünyası yeniden kendine gelmeye başladı. Her açıdan, siyasi açıdan, sosyal açıdan, kültürel açıdan bir toparlanma başlandı ve aslında bu bir anlamda bu medeniyetin, İslam medeniyetinin yeniden ortaya çıkma çabasıyla ilgili bir şey. Tam da bu noktada bunu boğmaya çalışan, bu uyanışı boğmaya çalışan emperyalist güçler var. Yani burada şunu kastetmiyorum. Yani bütün faturayı dışarıya kesip bütünlüğüyle dışarıyı suçlamak değil. Ama gerçekten bu uyanışı engellemek isteyen bir güç var. Bir defa bunu kabul etmek gerekiyor. Ve bu güç bir şekilde bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Farklı bahanelerle ya mezhep üzerinden ya meşrep grupçuluk üzerinden ya ırk temelli yani şu anda ülkemizde yaşanan yer yer maalesef yaşanan sıkıntılar şu anda ırk temelli ama dönem dönem hatırlarsanız mezhep temelli oluyor. Dönem dönem grupçuluk üzerinden yürüyor. Dolayısıyla bizim bir defa bu oyuna gelmememiz lazım. Yani burada iki husustan bahsedeceğim. Bir, böyle tarihten alıp getirdiğim bir süreç var. Bir oyun oynanıyor ve bizim bu oyuna gelmememiz lazım. Ne olursa olsun Müslümanlar olarak bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlarımız olarak, bütün bir İslam dünyası olarak bizi birbirimize düşüren her tehlikeden uzak durmamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, tam da bu anlamda İmam Hatip modeli çok kıymetli. Bakın İslam dünyasında farklı modeller uygulanıyor. Yani Pakistan'dan, Afganistan'dan tutun da ta Kuzey Afrika'nın mağrip dediğimiz tarafına kadar, Afrika'nın içlerine kadar farklı uygulamalar var din eğitimiyle ilgili. Evet. Ama gerçekten İmam Hatip modeli iki başlı gittiği için yani din ve dünyevi ilim dini ilimler bilimler, ve dünyevi ilimler işte sosyal ilimler benzeri çok yönlü bir eğitim sistemi olduğu için daha makul, daha ölçülü insan tipi, daha ölçülü Müslüman tipi ortaya çıkartıyor. Evet. İşte biz o yüzden bu İmam Hatip modelinin
yaygınlaştırması gerektiğine inanıyoruz. Şu anda yurt dışında imam hatip sayımız 13'ü buldu ve inşallah bu hızla artacak. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Bu model İslam dünyasındaki bu ifrat tefrit dediğimiz aşırılar, aşırılıkları da inşallah zaman içerisinde engellenecek. Ama maalesef çok acı bir dönem yaşanıyor İslam dünyasında. Ama bu tip sıkıntıları, travmaları böyle bir dokunuşla bitiremiyorsunuz. Bunun için işte İmam Hatip modeli gibi eğitim temelli, insan yetiştirerek, kalıcı işler yaparak İslam dünyasının bu problemine de çözüm bulmak lazım. Son cümleyi şöyle kurayım. Evet. Ben şuna inanıyorum. Eğer biz bu gençlerimizle, hali hazırda okuyan gençlerimizle iyi ilgilenirsek, nasıl ki işte Cumhurbaşkanımızdan bahsediyoruz, 20 yıl, 30 yıl önce, 40 yıl önce İmam Hatipler'de okuyanlar nasıl bugün Türkiye'de çok önemli noktalara geldilerse, önemli işler yaptılarsa, bugün okuyan çocuklar 20-30 yıl sonra sadece Türkiye değil, bütün bir İslam dünyasında hem İslam dünyasına katkıda bulunacaklar hem de inşallah medeniyet krizi yaşayan insanlığa bir katkıda bulunacaklar. Evet, inşallah efendim. Teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik efendim. Son sözlerinizi alalım. Neler söylersiniz? İmam Hatip camiasına buradan nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz veya İçinizden neler geçiyor efendim? Onları almak isteriz son söz olarak. Neler söylersiniz? Buyurun. Gönülle başladık, gönülle devam edelim İlter Bey. Ben şuna inanıyorum. Bütün Anadolu'yu geziyoruz, derneklerimiz, imam hatiplerimiz hepsiyle görüşüyoruz. Gönlümüzü katarsak, aşk ve heyecan sahibi olursak, aşkla ve heyecanla öğrencimize, okulumuza yaklaşırsak, çözemeyeceğimiz iş yok. Ben bütün benliğimle buna inanıyorum. Ve Allah'ın müthiş bir bereket vereceğine inanıyorum. Evet. Ama aşkımızı, heyecanımızı diri tutmamız lazım. Ve onu öğrencilerimize, gençlerimize yansıtmamız lazım. Evet. Peki efendim, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sevgili seyirciler, Günün Manşeti'nin sonuna geldik. Konuğumuz Önder İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Genel Başkanı Sayın Halit Bekiroğlu'ydu. Önder'i konuştuk, İmam Hatip'i konuştuk. İmam Hatip'in ülke ve dünya için ne anlama geldiğini konuştuk. Programımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte saat 19.30'da karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar efendim. Titiz Araştırma Günün Manşeti'ni sundu.